ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerginliğin Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açtığını, ABD yönetiminin Ankara ile ortak hareket etmenin imkanları üzerine görüştüğünü belirtti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pompeo, daha önce birçok kez açıkladığımız gibi Suriye rejimi askeri bir zafer elde edemez. Rejim ordu birliklerinin giriştiği taarruz sadece NATO müttefiğimiz olan Türkiye ile çatışma olasılığını güçlendiriyor. Sorunun çözümü ise kalıcı bir ateşkes yapmak ve Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına istinaden müzakerelerde bulunmak. Trump'ın daha önce açıkladığı üzere biz Türkiye ile ortak hareket ediyoruz ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz dedi ve ateşkesi sağlamak zor. Suriye'deki çatışma ABD'nin şimdiki yönetimi daha iktidara gelmeden başlamıştı ifadelerini kullandı.